Hoş geldiniz. Arşivler ortada. Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimlerinden 5 gün önce şunu söylemişti. Verin bu kardeşinize yetkiyi Türkiye'yi uçurayım. Hakkını teslim ederim. Vallahi uçurdu. Lakin yukarı değil aşağıya. Uçuruma uçurdu. Öyle ki Türkiye'nin CDS'leri yani risk primi dün ilk defa 800'ü aşarak tarihi bir rekor kırdı ki bunun manası Türkiye artık %10'un üstünde dolar faiziyle borçlanabilecek demektir ki dünyada bu durumda olan 2-3 batık ülke var. Yine uçma sözü veren Tayyip Erdoğan'ın başkan seçildiği 2018'de dolar 4.5 liraydı. Bugün ise 17 liranın üstünde. Tersinden olsa da yine müthiş uçtu. Aynı şekilde o tarihte %15 olan enflasyon bugün yarı yarıya gizlenen TÜİK rakamlarıyla bile %73'tür. Görüyor musunuz uçmayı? Değerli dostlar bu duruma düşen birinin milletin karşısına çıkamaması ve tek kelime edememesi gerekiyor. Ancak Tayyip Erdoğan yine kurtarıcı kahraman pozlarında sahnededir. Gelinen travmatik resmetmesi bağlamında hatırlatayım. AKP 200 lirayı ilk çıkardığında o parayla 125 dolar alınabilirken bugün o 200 lirayla sadece 11 dolar alınabiliyor. Keza dünya finans merkezi olan Londra'da Türkiye'ye artık iflas etmiş lübnan muamelesi yapıldığını varlık fonu yöneticisi Timothy S gibi önemli uzmanlar söylüyor. Halbuki Tayyip Erdoğan masal ekibi de martaval anlatmaya devam ediyor. Önceki akşam güya çözüm diye ne olduğu belli olmayan geliri endeksli helal senetten bahsettiler ki piyasalardaki karşılığı sıfır oldu. Evet büyük müjdelerle getirilen kur korumalı mevduat bu şekilde çöpe atılırken 150 milyar lira yani 9 milyar dolar civarı bir para milletin sırtına yüklendi. Tayyip Erdoğan'ın faizi düşürdük ve düşürmeye devam edeceğiz ifadesini kullanması bir başka komedi. Milletine zannediyorsa afaki olarak sallıyor Zira düşürdük dediği faiz gerçekte kaç yani ne kadar yükseldi ortada. Bir başka boyut faiz indirmek Türkiye'de enflasyonun yükselmesine hizmet ediyor ki bunu söyleyen Maliye Hazine Bakanı olan Nurettin Nebati ifadesi aynen şöyle faizi yükselterek enflasyonu düşürebilirdik ama biz enflasyonla büyümeyi seçtik. Evet faiz mer dövizi ve enflasyonu yükseltmek için indirilmiş. Pardon ama o zaman Tayyip Erdoğan faiz sebep, enflasyon netice diyerek milleti kandırmış olmadı mı? Değilse kendi atadığı Mali Hazine Bakanı'nın bu ifadesi, beyanı neyin nesi ve hala bu ismi bakanlıkta niye tutuyor? Değerli seyircilerim bu arada Tayyip Erdoğan'a karşı tertiplenen rezil darbe girişimleri arı darda bertaraf edilmeye devam ediliyor. Hatırlayın. Darbeciler önce patates ve soğancılarla yönetime el koymaya çalışmıştı. Tarladaki ürünü depoya hapsedip darbeye kalkışan terörist soğancı ve patatesçilerin sinsi faaliyetleri Tayyip Erdoğan'ın büyük dehasıyla keşfedilip ve enterne edilmiş ve ülke büyük bir badireden bu şekilde kurtarılmıştı. Peşi sıra marketler aynı ihanete kalkıştı. Ancak iktidar onlara da polis, sabuta müfettişler göndererek ve de stok cezaları keserek darmadağın etti. Derken gıdacılar sahne aldı yani onlar da darbe yapmaya soyundu. İşin tuhafı gıdacıların tamamına yakınının AKP'li olması. Öyleyken gıda toptancıları işte yeni darbeciler denilerek millete şikayet edildi ve etkisiz hale getirildi. Son olarak utanmaz ev sahipleri kiraları enflasyon oranı kadar arttırarak yine darbeye tevessül etti. Lakin darbe savaşçısı Tayyip Erdoğan çıkardığı kiralar yüzde 25'i geçmeyecek yasasıyla bunun da önüne geçerek yeni bir destan yazdı. Bakın bu aktardıklarım espri ve ironi değil bire bir hakikat yani saray hatırlayacaksınız bunlar ve benzeri her konuda aynı tepkiyi vermişti. AKP aleyhinde olan her şeye ya darbe teşebbüsü ya da vatan hainliği yaftasını yapıştırmıştı. Ekonomi yönetmekten anladıkları maalesef sadece rant dağıtmak, havuz doldurmak, beton ve estirdikleri yalan rüzgarlarıyla algı oluşturmaktan ibaret fakat artık mumları akşamı bile bulmadan söylüyor. Arşivde var. Hani Tayyip Erdoğan Tarlada çizme üstüne galoş giyip üretilecek elektrikli traktör üzerinden şov yapmıştı ve 2021'de seri üretime geçileceğini söylemişti. Peki ne mi oldu diye sorarsanız, bırakın traktör üretilmesini. O proje bakanlık tarafından rafa kaldırıldı yani iptal edildi. Evet Altay tankı misali yeni bir yalan ve fiyasko söz konusu. Özetle Türkiye yönetilememe krizinin doruğunda ve abartısız olarak artık üçüncü dünya ülkesi konumunda. Şunun da altını çizelim. Dün açıklandı Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilerin çok üstünde geldi ve yüzde 8.6'ya yükseldi ki bunun anlamı Federal Reserve'ün 15 Haziran'da yapacağı toplantıda agresif yani 75 ya da 100 bas puan faiz arttırma ihtimalinin doğması. Eğer bu olursa döviz yaz aylarında olmamıza rağmen 20 lirayı kısa süre içinde aşacak gibi görünüyor. Bütün bunların toplamı eşittir ekonomi Tayyip Erdoğan için artık ümitsiz vaka demektir. Bu itibarla Erdoğan'ın seçim stratejisinde ekonomi yerine başka başka konular olacak. Yani farklı başlıkları oylatmaya çalışacak. Açlık kıskacında olan bir ülkede böyle bir gündem oluşturmak kuşkusuz çok çok zor. Lakin yapacak başka şeyi de yok Zira kısa zaman diliminde ekonominin ayağa kalkması da mümkün değil. Evet Tayyip Erdoğan ya seçimi yaptırmayacak veya ekonomi pahalılık misali halk için önem atfeden, önem taşıyan yeni şoklar, yeni gündemler yaratacaktır. Başka türlü işi çok zor. Peki bu ne olabilir derseniz birinci başlık dış politikadır. İktidarın ilk hedefi toplumu vatan mı pahalılık mı gibi bir tercihe zorlamak olacak. Bunun için sınırlı savaş dahil her şeyi tereddütsüz olarak göze alacak. Buradaki zorluğu savaşa gerekçe bulmak ve milleti savaşmaya mecbur olduğumuza ikna etmektir. Savaş senaryosu için potansiyel iki düşman malum biri Suriye, diğeri Yunanistan'dır. Suriye harekatı PKK ve Kürt devleti bahanesiyle yapılmaya çalışılıyor. Lakin Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Rusya ve İran operasyona kırmızı ışık yaktı. Oysa iktidarın Suriye toprağının bir kısmını seçim için ilhak etme gibi bir amacı hedefi vardı ve Rus Dışişleri Bakanına "İdlib'i bize verin, siz de Beşar Esad'da İslamcı cihatçılardan kurtulsun ayrıca Kırım'ı tanıyalım diye bir teklif de yapılmış. Lakin Lavrov bahis konusu bile olamaz karşılığını vermiş. Keza Amerika Birleşik Devletleri açıktan YPG ile PKK'ya asla dokunamazsın ultimatomunu verdi ki bunun okuması manası harekatın sınır şeridinde şeklen yapılacağı ve iç kısma girilemeyeceğidir. Bu durumda yapılacak harekat haliyle göstermelik olacak ve uzun sürmeyeceği gibi Türk seçmeni üzerinde de etkili olmayacak. Haftalar önce açıklanan askeri harekatın bekletilmesi bundan dolayı yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın karşı çıkması ve siyasi getirisinin olmayacağı değerlendirmesi. Sonuçta angaje olunduğu için göstermelik bir operasyon harekat yapılacak ama hepsi o kadar. Bu arada yaptığı türlü tecavüzlere uzun yıllar suskul kalına Yunanistan'la aniden gerginlik yaratılmasıysa savaşa zeminden ziyade NATO patronu olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO liderler zirvesinde masaya oturabilmek için. Tayyip Erdoğan Yunanistan'la savaşı aklının ucundan bile geçiremez çünkü bunun olabilirliği yok. Böyle bir şey sadece ve sadece 3. Dünya Savaşı halinde mümkündür. Bütün bunlar dikkate alındığında Tayyip Erdoğan'ın seçimde dış politikayı öne çıkarması mümkün görünmüyor ve mecburen iç konulara yönelecek. İçeride işleyeceği başlıklar da belli. Birincisi güvenlik ve istikrar kavramlarını öne çıkarmak olacak. Parçalı muhalefete altı kocalı hürümüz deyip kaos ve belirsizlik olur propagandasıyla kitleleri korkutmaya çalışacaklar. Yine PKK ve FETÖ üzerinden vurup muhalefetin bu iki örgütle olan somut ilişkileri afişe edilmeye çalışılacak ve biz gidersek devlet PKK ile FETÖ koalisyonuna kalacak, onlar tarafından yönetilecek denilecek. İslamcı cihatçıların sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde patlatacağı bombalar ve de işleyeceği sansasyonel cinayetler sonrası güvenlik kavramı da milletin gündemine taşınmaya çalışılacak. Dahası devletin bekası yani geleceğinin tehdit altında olduğu arşivlerde tutulan verilerle, belgelerle ortaya konmaya çalışılacak. Toplum enflasyon var ama AKP giderse ülke yangın yerine dönecek, kimin eli kimin cebinde belli olmayacak dezenformasyonuna tutulacak. Bütün bunlara paralel olarak din ve mezhepçilik de azami ölçüde tedavüle sokulup kullanılacak. Diyanet ve cemaatlerde seferberlik ilan edilecek. Keza AKP e giderse Müslümanların kazanımları çöpe atılacak, çöpe gidecek denilecek. Türban yasağı gelecek, imam hatipler yasaklanacak, intikam mangaları kurulacak türünde propagandalar yapılacak. Yine bunlar hesaplaşmaya geliyor. Ülkeyi yıkıma götürecekler, yaygaraları koparılacak. Aynı şekilde bel altı vuruşlar da ardarda gelecek. Sadece medya ile değil, yargı da devreye sokularak yolsuzluk operasyonları yapılıp hırsız algısı yaratılmaya çalışılacak. Tabi son gün sandığa hakim olmak için her şeyi ama her şeyi yapacaklar başa baş durumda hatta yüzde bir ikilik farkla bile seçimi asla ve kata vermeyecekler ki yeni yüksek seçim kurulu yapılanması ortada. Peki bütün bunlar Tayyip Erdoğan'ı ayakta tutmaya yani bir kere daha seçim kazanmasına yeter mi diye sorarsanız vallahi de yetmez, billahi de yetmez. Muhalefet çok çok büyük bir hata yapmazsa Erdoğan artık yolcu. Zira yaşanan ekonomik buhran savaş hali ortamını inşa etti ki sürekli söylüyorum savaştaki Rusya ve Ukrayna'da enflasyon yüzde %18 ve 16 iken Bizde gerçek enflasyon %155'tir. Bütün bunlara rağmen yine de kaygılarım, endişelerim var. Çünkü muhalefet hem hata yapmaya çok müsait hem de güven veremiyor. Nasılsa kazanırız deyip silik ve kukla biri aday yapılır ve de parlamenter rejim gibi an itibariyle Türkiye'nin önceliği olmayan şeyleri temel gündem yapmaya devam ederlerse işte o zaman olmayacak şey olur ve Tayyip Erdoğan kuyudan çıkar. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.